Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Dostlar, bugün sizlerle sandık açılımı yapacağız. Toplam 100 taneye yakın sandığın açılımını yapacağız ama bir bug var arkadaşlar. Bu bug'dan faydalanarak sandık açılımı yapacağız. Ödül alma olasılığının çok yükseldiğini söylüyorlardı. Denedim, şu an kayıt olarak telefondan yaptım. Ben sizler bilgisayardan da deneyebilirsiniz. Ben telefondan denedim. Ben biraz kararsız kaldım. Gerçekten işe yaradı mı, yaramadı mı? Tam karar veremedim. Sizlerle beraber bakalım istiyorsanız hem bir sandık açılımı videosu olsun hem de bu bug'ı anlatayım. Sizler de test edin, sizler de deneyin. Acaba ve acaba çalışacak mı? Hep beraber denemiş görmüş olalım kardeşlerim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar lütfen şöyle bir kanalıma abone değilseniz abone olup videoya like ve yorum atmayı da unutmayın. Bakın UC çekilişi yapıyorum diyorum, UC çekilişi yapıyorum diyorum. Videoları atladığınız için aralarda kaçırıyorsunuz, görmüyorsunuz. Şu an galiba bir önceki videoda da 120 UC çekilişi vardı. Bu videoda da var. Bir önceki videoda katılım sayısı 3 ya da 4 galiba. O 3 ya da 4 kişi arasından seçimi yapacağım şu an. Kazanan arkadaşa hemen açıklama kısmına da ekleyeceğim. Ya da videonun sonunda direkt yapalım. Hak şeysiz olmasın. Kafa karışıklığı olmasın. Videonun sonunda direkt çekilişi de yapalım. Görsün kazanan arkadaşımız canlı bir şekilde. Videoları atladığınız için yaptığım duyuruları çoğu zaman kaçırıyorsunuz. Şu an bu videoda da devam ediyor çekiliş arkadaşlar. Her videoda yapacağım dedim. Her videoda 120 UC'lik hediyeler vereceğim sizlere. Yapmanız gereken çok basit. Tekrar söylüyorum. Kanala abone değilseniz abone olmanız şart arkadaşlar. Videoya like atıyorsunuz. Yoruma da bir mesajla beraber ID'niz. Sadece ID yazanlar geçerli olmayacak. Bir mesaj, ufak bir güzel bir mesajınızla beraber sonuna ID'nizi ekleyin arkadaşlarım. Bu videoda da olacak. Bundan sonraki her videomda da olacak. 120 UC'lik hediyeler vereceğim sizlere. Diyerek hadi başlayalım. Evet, şimdi arkadaşlar bu bug'dan faydalanmak için ne yapmamız gerekiyor? Şöyle bir subliminal mesaj göndereyim önce size. Söylentilere göre ben bunu ilk defa önce kuzenimde duydum arkadaşlar. Kuzenim 3 tane sandık açtı. 3 tane de 3 yaptı. 3'te 3 yaptı yani. Bir tanesi AKM kaplamasıydı. 2 tane de kostüm çıkarttı bu metot ile. Sonrasında ben de denedim. Bende toplamda 100 taneye yakın parçacık vardı. Şimdi o kaydı da izleyeceğiz hep beraber. Bakalım neler kazanmışız, hep beraber göreceğiz. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Telefon ya da bilgisayar kullanıcısı olmanız fark etmez. Ben telefondan yaptım. Bilgisayardan tekrar uğraşmak istemedim. PUBG Mobile'ı komple kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Tamamıyla siliyorsunuz oyunu. Sildikten sonra tekrar baştan yükleme yapacaksınız ama paketlerin hiçbirini indirmeyeceksiniz yükleme yaptıktan sonra. Sıfır bir şekilde kurulumu yapacaksınız. Haritalar, kaynak paketler vesaire hiçbir şey indirilmeden direkt sandıkları açacaksınız. Direkt bu şekilde sandık açılımı yaptığınız zaman çok ciddi bir şekilde hediye kazandığını iddia eden arkadaşlar var. Çok güzel hediyeler kazanan, hatta bu Godzilla setlerine filan 10 UC'ye tek atan arkadaşlar var bu bug'la. Sizler de muhakkak deneyin. Neler kazandınız ya da kazanamadınız mı yorumlarda belirtin. Şimdi bir bakalım ben neler kazanmışım. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın, telefonda ben oyunu kurdum, direkt girişi de yaptım. Bende şöyle bir sıkıntı var. Telefon iPhone bazı güncellemeleri yapmadan oyuna sokmadı. Bakın şu anda görüyorsunuz, ben kaynak paketleri filan indirimleri hemen kapatmaya çalışıyorum. Bakın burada kaynak paketlerini filan ben indirimlerini, yani tüm güncellemeleri indirmelerini durdurmaya çalışıyorum ama o arada güncellemeleri yaptı. Bakın benim kostüm geldi. Benim kostüm gelince biraz o şans gitti gibi hissettim. Şimdi şöyle buradan tekrar geldim arkadaşlar. Normalde bu yaptığım doğru bir hareket değildi. Silip baştan kurmam gerekiyordu ama çok uğraşmak istemedim. Biraz sandığımın çokluğuna güvendim. Kaynak paketlerini ben buradan tekrar sildim. Ama siz böyle yapmayın. Kesinlikle, bakın uyarıyorum. Güncelleme yapmayacak. Wi-Fi'yi kapatın gerekirse. Ben de mobil veriden giriş yapmadı oyun. Wi-Fi'den giriş yapmadığınız zaman bu paketleri otomatik olarak yüklemez. Daha rahat bir şekilde direkt yüklemesiz bir şekilde oyuna devam edebilirsiniz. Sıfır bir halde oyuna giriyorsunuz ve şöyle direkt sandık açılımına da başlayalım hatta. Bakalım, bir tane premium sandığım vardı arkadaşlar. Bu premium sandığı direkt patlattım. Premium sandıktan garanti ödül diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir de görelim garanti ödülümüzü. Bir tane tava kaplaması verdi. Bu yeni premium sandıkta gelen tava kaplaması. 11 numaralı tava diyor. Bunu garanti ödül olarak galiba kutuyu açan herkese veriyor diye biliyorum. Çünkü tüm kutu açılımlarına dikkat ettim. İlk olarak tavayı veriyor. Sonrasında şimdi malzeme sandığına geldik arkadaşlar. 33 tane malzeme sandığım var.
Şimdi bu da geliyor. Bunda çok fazla zaman kaybetmek istemedim çünkü bakın ödüller veriyor ama malzeme sandığını biliyorsunuz. Malzeme sandığında verilen ödüllerin hepsi zamanlı oluyor. Hemen hemen hepsinde bir sürü kıyafet çıktı ama hep geçici süreli ödüller verdi. Bakın bir onunla da çıkan kostümlere bakın. Tamam bunlar şey değil. Bunlar geçici süreli ama o şansı ciddi bir anlamda arttırıyor. Bakın onda 6 yaptık. Onda 6 yaptık. Bir tanesinde silah kaplaması verdi ama tabii ki geçici süreli. Bakın bu sefer de onda 4 yaptık. Onun onunu geçiyorum askeri sandıkları. Askeri sandık açılımı yani askeri sandığı açmak çünkü çok benim hoşuma gitmiyor. Hemen geç yaptım. Burada onda 2 oldu. Devam edelim mi? Onda 3 oldu. Onda 4, onda 5 arkadaşlar. %50 ihtimalle yani burada da ödüllerimizi aldık. Şimdi geldik klasik sandığa arkadaşlar. Mesele burada. 39 tane klasik sandığımız var. Bakalım neler çıkacak. 39 taneden kaç tanesini kostüm yapacağız? İnanın şu an ben de sizlerle beraber sayacağım. Telefonda videoyu çektim, kapattım. Hangi ödüller çıktı, neler çıktı onu bile tam olarak bilmiyorum. Sadece bir tane pembe kıyafet çıktığını hatırlıyorum. Onluya geçiş yaptım şöyle. Bakalım ilk onlu klasik sandık denememizde kaç tane kostüm aldık? Birinciyi aldık arkadaşlar. Bir paraşüt kaplaması verdi. 2, 3 tane aldık ama bunların renkleri bizi hoşnut eden renkler değil. Onda 3 yaptık ilk açılımda. İkinci açılıma geliyorum. Bir tane çıktı. Bu speed şeyleri çok çıktı. Bu 3, 4, 5. Bir tane daha paraşüt aldım. Bakın 6. Bu speedlerin ne işe yaradığını bilmiyorum bile. Şu an veriyor bana ama. Biliyorsanız yoruma yazın lütfen. İkinci onlu da ikinciyi kaptık arkadaşlar. Üçüncüyü kaptık arkadaşlar. Dördüncü çıktı. 5 ve 6. Bakın 6'da falcı setini aldım. 10 taneden 6 tanesi kostüm hediyesi olarak çıktı. Çok güzel bir rakam. Çok güzel bir rakam. Efsane bir rakam. Hatta 7 mi? Ben yanlış mı gördüm? Şimdi 8 tane kuponum kaldı arkadaşlar. Bunları böyle tek tek patlatacağım. Burada bakalım ne verdi bize. Gümüş parçacık vermiş. Yeniden diyorum. Burada buz diyarını seçecektim ama gene bir güncelleme yaptım. Ben çok fiyaskolarla dolu, çok hatalarla dolu yaptım arkadaşlar bu bug'ı. Siz kesinlikle böyle yapmayın. Şimdi bir tane daha geliyor. Bakın bir tane daha aldık. Bir tane de ayakkabı verdi. Bir tane daha verdi. Maske aldık arkadaşlar. Bir tane daha verdi. Bakın sürekli bir kostüm hediyesi veriyor. Ha renkleri kırmızı pembe değil. Ya da istediğimiz bir buz diyarı değil ama. Yine de envanterinizde olacak çok güzel kostümler arkadaşlar. Bakın her attığımda bir tane kostüm geldi. Bir tane teklilerde galiba bir tane gümüş parçacık verdi şu an. İkinci gümüş parçacığımız geldi. 8 taneydi toplamda. Sonunda bir bakalım. Bu da gümüş parçacık olarak geldi arkadaşlar. Bir tane de şapka aldık arkadaşlar. Şu an bitirdik. 38 tane de galiba tahminime göre bir 25 tane falan kostüm çıkarttık. Malzeme sandığından deli gibi de kostümler çıktı ama onlar tabii ki geçici olduğu için çok fazla bizi alakadar etmiyor. Bu bug'ı kesinlikle deneyin arkadaşlar. Sandık açılımlarınızı bu şekilde yapın. Sizler neler kazanacaksınız merak ediyorum gerçekten. Sizlerde de böyle güzel buz diyarları falan çıkartacak arkadaşlar olacak mı acaba? Yorumlarda muhabbet edelim bu konu hakkında. Ben bunları kazandım. Sizce bug'dan mı olmuştur? Yoksa olağan yani 40 tane sandıktan böyle bir 25 tane falan 40 tane klasik sandıktan 25 tane kostüm çıkartmak imkanı var mı normal standartlarda? Yorumlarınızı merak ediyorum. Sizlerin de denemenizi bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şu çekilişimizi yapalım hadi. Bakalım 120 UC'yi hangi kardeşimiz kazanacak? Video linkimizi yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi şuradan yorumları getir diyoruz. 17 tane yorum var arkadaşlar. 17 tane yorumun da çoğunluğu çekilişi bilmiyor. Maalesef ID'lerini yazmadılar. ID'yi yazan bakalım belki ilk seferde çıkacak mı? Hatta durun bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı ondan sonra deneyelim. Çalış dostum. Şu an başka bir kazanan seç diyoruz.
Bana çıktı arkadaşlar. Ben kendim atıyorum UC'yi dermişim. Bakın yorum kısmına da belirttim. Ne güzel yorum kısmına da belirttim ama yazmadınız. Maalesef videonun ilerlerini izlemiyorsunuz, atlıyorsunuz derken Mustikon da arkadaşım bakın güzel bir yorumuyla beraber ID'sini bırakmış ve şu an kazananımız Mustikon da oldu arkadaşım. Bu videonun altında yoruma ya da Instagram adresimden bana ulaşsın. Hemen hediyesini göndereceğim kardeşimizin. Hatta arkadaşlar şöyle yapalım. Direkt bana yazmasıyla uğraşmasıyla hiç zaman kaybetmeyelim. 500 şöyle bir ID'sini kopyalayalım. Midas Bay'a gelelim. Midas Bay hesabımdan giriş yap diyelim. Savaşçı MC. Savaşçı MC sanki bizden daha öncesinden de bir UC kazanmıştı diye hatırlıyorum. Epinimizi kopyaladık. Yapıştır dedik. Gönder. 60'ı gitti. Şimdi yapıştır. Okey diyoruz. Bir daha gönder diyoruz. 120 UC'sini gönderdik kardeşimizin. Güle güle kullansın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.